böyle şey olmaması lazım. Biz de ülke olarak bu coğrafyada, öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki Anadolu coğrafyası, her türlü hem hububat yönünden, hem yağlık tohumlar yönünden, hem meyve sebze yönünden, hem bütün gıdayla alakalı topraklarımız verimli. Güneşimiz var, suyumuz, su zengini bir ülke değiliz ama yine elimizdeki mevcutla bu hayatı devam ettirmemiz lazım, gelecek nesillere bırakmamız lazım. Şu anda da Mayıs ayındaki yağışlarımız 50 milimetrenin üzerine çıktı. Bu da çok iyi bir gelişme. Başkanım, tam bu noktada bu son 20 yılda aldığımız en iyi Nisan-Mayıs yağışları diyebiliyoruz mu? Tabii, onu da diyebiliriz. Söyle çünkü misin? Yani belki Ocak-Şubat aylardaki yağışlarımız, kar yağışlarımız düştü ama yaradan insanımızın yüzüne baktı. Nisan-Mayıs yağışlarını artırdı. Bu da son 15-20 yıldaki ortalamaların üzerinde bir yağış alıyoruz. Bu da bir bereket demektir. Ne kadar şükretsek, hamd etsek az demektir. Ulusal Hububat Konseyimizin ve devletimiz TMO'nun verilerine baktığımız zaman, ekim alanlarına baktığımız zaman, raporlarına baktığımız zaman geçen seneden az olmayacak. Kendi tahminlerimi söylüyorum. 20 milyonun üzerinde bir hububat olarak, yani sadece buğday olarak düşünüyorum. Aşağı yukarı 7,5 ile 8,5 milyon ton arasında bir arpa düşünüyorum pozisyon olarak. Mısır ekimleri biliyorsunuz Mayıs'ta başladı. Pancar ekimleri, ayçiçek ekimleri, tohumluk veya çitlemelik dediğimiz ekimler var. Bunların verileri, ekim alanları verileri yavaş yavaş geliyor, daha yeni geliyor. Bununla alakalı ileride de bu bilgileri de kamuoyuna aktarırız.